Arkadaşlar merhabalar bu videomda Trigonometri kampının 17. gününün 3. videosundayız. Yani bu kampın son videosundayız. Ne yapıyoruz? 2. bölüm 2. testini çözüyorduk. Son kısımdaydık. Yani 33. soruda kalmıştık. Son 3 sayfa kaldı. Onu anlatacağız size. Evet kitabımızda sayfa numarası 126, 127 ve 128'de çözüp bu işi bitireceğiz. Eksik hiçbir şey kalmayacak. Videonun sonunda konuşuruz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. 33. soruda aşağıda O merkezli birim çember üzerinde bir A noktası ve AB dilimi verilmiştir. A noktasının y ekseni üzerindeki iz düşümü h. Y ekseni üzerindeki iz düşümü h. İşte tam burası iz düşümü olduğu yer. Ve sinüs 3 alfa a h. AH a bakacağım. Arkadaş burası 90 derece değil mi? Evet o zaman burası 45. Burası da 45. Birim çember olduğundan burası 1 yaptı. E, 90'ın karşısı 1 ise burası 1 bölü kök kim oluyor? Evet 1 bölü kök 2 olacaktır. Şimdi sinüs açı alfayı ne vermiş bize? Sinüs 3 alfayı 1 bölü kök 2 olarak vermiş. 1 bölü kök 2 dediğimiz nedir? Sinüs 45 değil midir aslında? Evet. E şimdi burada ne yapacağız? Denklemi çözeceğiz. Hocam ya buradan 3 alfa eşittir aşağıya yazayım istersen. 3 alfa eşittir 45'tir. Ya da buradan 3 alfa eşittir sinüs sinüse eşit olduğu 180 eksi 45 oluyor değil mi? Yani 135'tir. E, artı k çarpı 360'ları unutmayacağız. Artı k çarpı 360'ı burada da yazalım. E Burada 3'e böldüğümüz zaman alfa neye eşit oluyor? 15 artı k çarpı 120'ye. Burada alfa neye eşit oluyor? 45 artı k çarpı 120'ye eşit oluyor. Burada k yerine 0 versem bak alfa değerleri çıkacak. K yerine 0 yazarsan 15 oluyor. 1 yazarsan 135 yapıyor. 2 yazarsan 240. Aralığa bakalım mı? Aralığa bakalım mı? 0 ile pi arasında. Sonra 2 yazarsam 0 pi aralığını aşıyor. Burada 0 yazarsam 45 geliyor. Bir de 1 yazarsam 165 geliyor. İşte burada alfa açısını alabileceği değerler toplamı isteniliyor. 3 2 yazarsam zaten aşıyor. Haydi bakalım şunları toplayalım. Hocam 165 ile 15'in toplamı 180. Şu ikisi de 180. Toplamda 360 yaptı. 360 dediğimizde nedir? 2 pi'dir. Yani cevap böylelikle. Ceyhan yaptı 33. soruda. Geldik 34'e. İfadesinde en sadece şekli aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Evet tanjant 100. 180'e tamamlayanı nedir? 80'dir. Tanjant 80'dir. İsim değiştirmiyor. Ama sinüs harici işaret değiştiriyordu. Yani eksi tanjant 80'dir. Eksi sinüs 80 bölü kosinüs 80 mi oluyor orası? Evet çarpı. 180'e tamamlayanı 20'dir. Sinüs de işaret değişme olmaz. Sinüs 20. Aa dikkat et burada kosinüs 80 var. Sinüs 10 var yani burada. E o zaman burada yarım açıyı açayım. Yani 2 sinüs 10 çarpı kosinüs 10 yapar. Burası bölü. Aşağısı sinüs 40'a eşittir direkt. 4 sinüs 40'ı yazdım çarpı. Kosinüs bu 180 artı 10 değil midir? Evet. Üçüncü bölgede bu 190. Fonksiyon isim değiştirmez ama işareti eksidir. Yani bu da eksi kosinüs 10'a eşittir. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Kosinüs 80 dediğimiz sinüs 10'dur aslında. Sinüs 10 sinüs, 10 birbirini götürdü. Sinüs 80 dediğimiz kosinüs 10'dur aslında. Kosinüs 10 ile buradaki kosinüs 10 birbirini götürdü. Değil mi? Sonra burada başka ne kaldı? Burada başka ne kaldı? Yukarıda sadece 2 kosinüs 10 kaldı ya. 2 kosinüs 10 kaldı. Ha eksiler götürdü bu arada. 2 kosinüs 10 kaldı. Aşağıda 4 sinüs 40 kaldı. Hmm. Bu 10 ile 40 arasında bir ilişki yok. Bunu hocam iki defa yarım açı yapmam lazım. O zaman onu değiştirsek 10 olur? Hocam şunlar da sadeleşsin. 2 kalsın. E, aslında sinüs 80 eşit değil midir bu? Evet sinüs 80 bölü sinüs 40 yaptı. Bak burada yarım açı kullanabilirim. Bu da başında burada bölü ikisi de vardı. Bu da 2 sinüs 40 çarpı kosinüs 40'tır. Bölü aşağısı da 2 sinüs 40 var zaten. Hocam 2'ler sadeleşti. Sinüs 40'lar sadeleşti. Ne kaldı cevap? Kosinüs 40 kaldı. Yani o zaman cevabımız Edremit yapar. Geldik mi sonraki soruya? Hmm. 2x fonksiyonu ve 4x fonksiyonu verilmiş. Kestikleri yerler verilmiş. Yani eşit oldukları yerler değil midir arkadaşlar? Kestikleri yerler. Hem sinüsün hem de kosinüsün birbirine eşit olduğu yerleri arayacağız. E o zaman ne yapalım burada? Sinüs fx ile fx fonksiyonu. Bak Fx fonksiyonu burada aynı değerlere sahip. Tam buradaki değerde aynı değerlere sahip. Yani sinüs 2x'in kosinüs 4x'e eşit olduğu yerleri arayacağım. Hocam ne yapabiliriz burada? Ya burada bunu böyle açabiliriz. Sinüslü çarpanlara falan ayırabiliriz. Ya da sinüs kosinüs eşit olmaz. Sinüs sinüs eşit olur. Ya da kosinüs kosinüse eşit olur. Şeklinde de yorum yapabiliriz. Ne yapalım? Burada kosinüs eşittir kosinüs yapalım. Mesela bunu 90'a tamamlayan açısı nedir? Hocam kosinüs 90 eksi 2x olmaz mı burası? Evet. 90'a tamamlıyor açısı. Kosinüs 4x'e böyle bir şey olunca ya bunlar birbirine eşit oluyordu. Kosinüs kosinüs eşit olduğunda hemen yazalım. Yani 90 eksi 2x eşittir ya 4x olacak ya da 90 eksi 2x neye eşit olacak? Eksi 4 xe eşit olmayacak mı? Ya da Evet. Yani kosinüs de sinüs de ne yapıyorduk? Bir birbirlerine eşit oluyordu. Bir de 180'e tamamlayanlarına eşit oluyordu. E ne oluyordu? Ya birbirlerine eşit ya da bir, biri, birinin eksilisine eşit oluyordu. Eksi 4 x'e. Bir de artı k çarpı 360'ı unutmayacağız. Artı k çarpı 360'ı unutmayacağız. Buradan çözüm kümeleri gelecek. Arkadaş buradan bunu buraya atarsak. Eksi 6 x yapıyor. Olsun be fark etmez. Eksi 6 x de olsa hiç fark etmez. Öbür tarafa attığımız zaman ne geliyor? Hocam eksi 6 x burası 90 Eksi 90 mı geliyor? Eksi 90 artı k çarpı 360 oldu buradan. E buradan da kaça bölüyoruz? Eksi 6'ya bölelim istersen. Eksi 6'ya böldüğümüz zaman x neye eşit oldu? Artı 15 artı değil. Eksi k çarpı 120'ye eşit oldu değil mi? Eksi 6'ya. Eksi 6'ya böldüğümüz zaman k çarpı kaça eşit oldu? 60'a eşit oldu. Evet. E burada k değerlerine negatif değerler vereceğim o zaman. Buradaki x değerlerini bulmak için. Ve x değerleri nerede arkadaşlar? Şöyle bakacak olursak. Aralığımız ha en küçük 3 kökü isteniyor bizden. Tamam. Şurada da çözüm kümesine bakalım. 2x eşittir. Eksi 90 artı k çarpı 360 yapıyor. X de buradan eksi 45 artı k çarpı 360 yapıyor. En küçük 4 köküne bakacağım. Burada k yerine eksi değerler yazmam lazım. Önce 0 yazsam. 0 yazdığımızda kaç geliyor? 15 geliyor. Eksi 1 yazdığımızda 75 geliyor. Eksi 2 yazdığımızda 120-135 geliyor. Sonra eksi 3 yazdığımızda 180-195 geliyor. E, eksi 4 yazdığımızda tamam. E, 4 tane kök buldum burada. En küçük 4 kök lazım zaten bana. E, burada da 0 yazdığımızda eksi 45 olmaz. E, 1 yazdığımızda da zaten büyük bir değer geliyor. En küçük 4 tane kök. Baksana burada. Sıfırla bilmem ne arasında kesiştiği. Böyle bir burada kesiyor. Bu burada, bir burada, bir burada. Yani en küçük 4 kök isteniyor. İşte onlar da şunlar yaptı. Bu noktaların apsisleri toplamı nedir diye soruluyor. İşte 15 aynı değerlere sahip oluyor. Yani 15, 75, 135 ve 195'in toplamı isteniyor bizden. Toplayalım bakalım. Şu ikisi 90. Ondan sonra şu ikisi 90. Bu ikisi de kaç yapıyor? 200, 330 mu yapıyor? Evet 330 yapar. 330'a da 90'ı toplarsam kaç yapıyor o zaman? 420 yapıyor. Hocam 420 de nedir? 420 çarpı pi bölü 180. Yani pi ile çarpı 180'e 180'e bölüyorduk ya. Şunlar sadeleşti. O zaman 6'ya bölsen 7, 6'ya bölsen 3. 7 pi bölü 3 yapar mı? Yapar. Yani cevap böylelikle denizli oldu. 35. soruda güzel bir soru. Köklerin aynı olduğu durumları aradık, bulduk. Ve en küçük 4 tane kök isteniliyor burada. Ve cevap da işte bu çıkar. Ha, ben burada e, sinüsü kosinüse çevirdim. Sen burada kosinüsü sinüse de çevirebilirdin. Yani burada 90x 4x de diyebilirdim buna. Ona göre de hamle yapabilirdin. Tamam. 35. soru o zaman sinüs eşitlerini düşünecektim. 35. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 36. soruya. Ya hocam bu nedir? Kosinüs 3x bölü sekant. Sekant demek ne demek? 1 bölü kosinüs demek değil mi? Evet. Yani kosinüs 2x yaptı. Artı sinüs 3x çarpı 1 bölü sinüs 2x değil midir? Evet. Ben bunu sinüs 2x ile çarpalım. Bunu da kosinüs 2x ile çarpalım. Bu da eksi 2 eşitmiş. O zaman burası kosinüs 3x çarpı sinüs 2x artı sinüs 3x çarpı kosinüs 2x bölü bölü sin kos yaptı ya. Bu da attık öbür tarafa eksi 2 sin kos yaptı. Sinüs 2x kosinüs 2x yaptı. Bak şimdi sin kos artı sin kos sinüs artı bir açılımı. Yani sinüs 5x yaptı burası eşittir. 2 sin kos da 2 sin kos da neydi arkadaşım? Sinüs 4x değil miydi? Evet sinüs 4x. Ama Sinüs de bir ifade. Eksi sinüs eşit olmasın. Hani sinüs eksi alfa. Eksi sinüs alfa eşitti ya. O zaman ben eksi sinüs alfa yerine eksi. içindeki eksiyi kusuyordu ya. Dışındaki eksiyi içeri atabilirim. Yani bu ne demek? Sinüs 5x demek. Sinüs eksi 4x demek. Peki bu böyle eşitlik olunca ne oluyordu? Ya hocam burada 5x eşittir eksi 4x olacak. Ya da 5x eşittir 180'e tamamlayalım. 180 eksi 4x. Eksi yani 180 artı 4x olacak. Bir de artı k çarpı 360'ları da unutmayacağız. Artı k çarpı 360'ları da unutmayacağız. Buradan 9 x eşittir k çarpı 360 gelir. Buradan da x eşittir 180 artı k çarpı 360 gelir mi? Gelir. Buradan x'i 9'a bölüyoruz. 40 k çarpı 40 gelir. Buradan da x zaten şu şekilde şu geldi. Hangi aralığa bakacağım? Pi bölü 2 ile pi arasına bakacağım. Hocam pi bölü 2 ile pi 90'la şey. K yerine 0 koysam bak 0 oluyor. 40 oluyor. 2 koysam 80 oluyor. Ondan sonra 3 koysam 120 oluyor. 4 koysam 4 koysam 160 oluyor. 5 koysam zaten pi'yi aşıyor. Pi bölü 2 ile pi arasında. Pi bölü 2 ile pi arasında 90 ile şey arasında olduğu için 120 ve 160 olmak zorunda. E buradan K yerine zaten 0 koysam 180 yapıyor. E 180 K yerine diğer değerlerde sağlamıyor. 180 de sağlamıyor çünkü pi bölü 2 ile pi arasında olacak. O zaman açımız ya 120 ya da x açısı ya 120 ya da 160 olacak. Buna göre kotanjant x değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Hep böyle tanıdık değerler vermiş. O yüzden 120'ye bakalım. 120'nin kotanjantını bulabilirim ben. Arkadaşım kotanjant 120 eksi kotanjant 60'a eşittir. Bu da eksi kotanjant 60'ta nedir? Hemen 30 60 90 üçgen çizsek 1 2 kök 3. Kotanjant 60 komşu bölü karşı yani 1 bölü kök 3. Yani cevabımız 1 bölü kök 3 yapar. Eksi araba kök 3 eşleniyle çarparsam o da eksi kök 3 bölü 3 yapar. Yani cevap böylelikle C -A yapar 36. soruda. Hangisi olabilir diye soruluyor. Ya kotanjant 120 ya da kotanjant 160. Ama kotanjant 160'ın böyle trigonometrik cetvelde değerini bilmediğimiz zaman bulabilir miydik? Hayır. O yüzden 122'ni hesapladık. Evet cevap Ceyhan. Geldik sonraki soruya. Matematik öğretmeni Özcan Bey bir trigonometrik fonksiyon ile bir doğrusal fonksiyonun kaç farklı kesim noktasının olduğunu öğretmek için aşağıdaki örneği tahtaya yazmış. Kosinüs ee, 4x ile bir doğrusal fonksiyon birbirine eşit vermiş. Yani bir f(x) fonksiyonunu kosinüs 4x demiş, bir de f(x) fonksiyonunu ne demiş? 2x bölü 5 demiş. Hmm. Yani bu y eşittir 2x bölü 5 grafiğini çizicez. Bunu da grafiğini çizeceğiz. Kestikleri yerler. Yani grafik çizerek kestikleri yerlerini kaç noktada kestiği yerleri Daha rahat bir şekilde bulabiliriz değil mi? O zaman kosinüs 4x'i çizmeye çalışalım. İlk önce kosinüs x'in grafiğini düşün. Kosinüs x neydi? Arkadaş şöyle bir grafik değil miydi? Evet şu da 2 pi'ydi değil mi? E hocam 4x olacak? Bak fonksiyonu bir şeyle çarptığımız zaman yukarı doğru yukarı aşağı genişleme oluyordu. Ama x çarptığımız zaman da sağa sola doğru daralma oluyordu. İçeriye yaptığımız hamlelerde, x'e yaptığımız hamlelerde tam tersi oluyordu. Mesela ben bunu 4 ile çarparsam, 4x yaptıysam 4 daralma olacak. Yani 4'e böleceğiz. Yani bu 2 pi ya. 2 p bölü 4 olacak. Yani bizim grafiğimiz şuradan başlayıp şöyle bir şey olacak. Daralttım, şöyle daralttım. Yani ne oldu burası? Hocam burası pi bölü 2 olacak. İşte bu kosinüs 4x'in grafiğidir. Ya da bunun periyodu nedir? 2 pi bölü... 2 p bölü a değil miydi? Evet P bölü 2 olacak. Her pi bölü 2'de devam edecek deyip grafiğe çizip pi bölü 2 de pi bölü 2 şeklinde olacak diyeceğiz. Bir de 0 4 pi aralığında demiş. O zaman grafiğe düzgün bir şekilde çizelim bakalım. Hop şöyle. Hop şöyle çizdik. Şimdi geldik şuraya. Arkadaş bizim fonksiyonun grafiği işte tam olarak şöyle. Eksi 1 ile 1 aralığında şöyle buraya gelecek. Burası ne olacak? Pi bölü 4 olacak. Hocam her pi bölü 4 de aynı şekilde tekrar edecek böyle. Burası yine pi bölü 4. Pi bölü 2 yapıyor. Değil mi? Yok pi bölü 2 pi bölü 2 şeklinde gidecek. Pi bölü 2. O zaman burası pi. Sonra böyle devam edecek yine. Grafik böyle devam edecek. Burası 3 pi bölü 2. Sonra şöyle gelecek. 2 pi'ye kadar çizdim ama devamını getiririz. Burası 2 pi. Sonra şöyle devam ediyor işte. Şöyle 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 şöyle. Ta ki nereye kadar devam ediyor? 2 pi'ye kadar devam ediyor. Şimdi öbürünü de grafiğini çizeceğiz. Arkadaşlar bu Y eşittir 2 bölü 5 x değil mi? Orijinden geçen bir grafik. Yani orijinden geçen bir grafik. Y eşittir 2 bölü 5 x. Yani bunun eğimi ne olacak? 2 bölü 5. Yani 2 bölü 5. Ya da 2 k bölü 5 k olacak. Şimdi onu çizmeye çalışacağım. Orijinden bir geçen bir grafikle bu kestiği yerleri bulacağım. Bir sürü yerde kesebilir. Hocam tek bir yerde de kesebilir. İki yerde de kesebilir tam teğet olduğunda. E, i̇ki yerde kestiği zaman Hop şöyle de olabilir. 3 yerde de kesebilir. Niye? 1, 2, 3 olur. Hatta bu böyle olduğunda şuraya teğet olduğunda 4 de olabilir. 5 de olabilir. 6 da olabilir. 7 de olabilir. 8 de olabilir. 9 da olabilir şeklinde gidiyor mu? Gidiyor. Şimdi biz neye göre bakacağız? Zaten 1, 2, 3, 4, 5 demiş şıklarda. İlk önce şuradaki pi bölü 2'ye göre bakalım. Şurası 1 değeri ya. Arkadaş şunu şöyle inceleyelim. Şuradan pi bölü 2'den geçse mesela. Mesela yani. Pi bölü 2'den geçse. Bakalım ne oluyor? Arkadaş pi bölü 2'den geçince bunun eğimi ne olacak? Hocam şurası zaten 1 bir birim. Şurası da pi bölü 2. Eğimi 1 bölü kaç oldu? 1 bölü hani şuradan geçen bir doğruya bakıyorum. 1 bölü pi bölü 2 oldu. Yani bu ne oldu? 2 bölü pi oldu. Ha, 2 bölü pi ile ben neyi kıyaslayacağım? Şimdi eğimi 2 bölü 5 olanı kıyaslayacağım. Şu pi dediğimiz 3,14 değil miydi? Şurası daha büyük olmadı mı? Bunun eğimi daha büyük oldu. O zaman şu çizdiğim doğrunun eğimi e eşittir 2 bölü 5 eğimi 2 bölü 5'ten daha büyükse o zaman daha küçük eğimli olacak. Yani şöyle olacak. Böyle olacak da burada teğet mi yoksa böyle mi geçecek ona da bakalım. Şunu şöyle çizsem. Hani böyle çizdiğim zaman tam şu pi'den geçirelim isterseniz. Pi yazdığımız zaman ne oluyor? Eğimi 1 bölü pi oluyor. 1 bölü pi. 1 bölü pi ile ben neyi inceleyeceğim şimdi? Eğimi 2 bölü 5 olanı inceleyeceğim. Pi dediğim 3,14 değil miydi? Evet. Bu da 2 bölü, 2 bölü 6 küsürlü bir şey yapıyor. O zaman bu daha küçük oldu. Ha, bu eğimi daha küçük bir şey olduysa Bizim eğimi şey olan Doğrumuz böyle bir şey oldu. 2 bölü 5 olan Doğru bununla bunun arasında oldu. Çünkü dikkat et 2 bölü pi Bu eğimi Daha büyük oldu burada. Öbürünün eğimi de Daha küçük oldu. Yani bu eğimler arasında olacak. 2 bölü pi ile 1 bölü pi arasında olacak. İşte bizim doğru bu şekilde olacak. Kestikleri yerler Bak dikkat et. Siyahla gösteriyorum. 1 burada kesti. 2 burada Kesti. 3 burada kesti. O zaman Cevap ne olacaktır? 3 olacaktır. Yani cevap an yaptı. Böylelikle 37. soru da güzel bir soru. Böyle grafik çizdirebilirler. Geldik bir sonraki soruya. Evet. Şöyle bir şey verilmiş. Hmm, 1 artı tanjant 2x. 1 artı tam böyle 1 eksi tan tan. Biraz tanıdık geldi bana. Şunu bölü olarak atsam öbür tarafa. 1 artı tanjant 2x bölü. 1 eksi tanjant 2x eşittir. Kotanjant x mi oldu? Evet. Şimdi bir yerine böyle bir tanjant 45 yapsam. Bak Tan artı tam bölü 1 eksi tan tan oluyor mu? Oluyor. Burada da 1 çarpanı var ya. Bu tanjant 45 ya. Hocam tanjant 45 artı tanjant 2x bölü 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant 2x. Tanjant 45 artı 2x'in açılımıdır. Tanjant 45 artı 2x'in açılımı oldu bu. İşte bu kotanjant x'e eşitmiş. Ama tanjant tanjanta eşitken ben bir şey buluyorum. O zaman bunu da tanjant 90 eksi x yapayım. 90'a tamamlayan da fonksiyon isim değiştiriyordu. E bu tanjant buna eşitse ya ne oluyordu? Ya değil tek bir durumla oluyordu. 45 artı 2x eşittir 90 eksi x olacaktı ya da k çarpı 180 ile çarpılmıştı da ekliyorduk. Çünkü şöyle ya bir buradaki tanjant değeri bir de burada tık tanjant değeri hop 180 de hop 180 de hop 180, hop, 180 ekleyince gidiyordu ondan dolayı. O zaman burada bunu attık öbür tarafa 3x eşittir 45 artı k çarpı 180 yapar. Buradan da ne geliyor 3'e bölsem x eşittir 15 artı k çarpı 60 yaptı. Buradan değerleri bulacağım. Aralığa bakalım 0 ile 180 arasında. K yerine 0 yazarsam x değeri ne oluyor arkadaşım? 15 olur. 1 yazarsam 60 artı 15'ten 75 yapar. 2 yazarsam 135 yazar. Yapar 3 yaparsam 180'i aşıyor mu? Aşıyor. O zaman 3 tane değer oldu. İşte bu değerlerin toplamı soruluyor bana. Topla bakayım şunları. Şu ikisi 210 yaptı. 210 artı 15'te 225 yaptı. 225 225 neye eşittir? 225'i şöyle pi ile çarpıp 180'e bölersem sonuca ulaşırım. Arkadaş burada 5'e bölelim bakalım. 5'e bölsem 45. 5'e bölsem 36. 9'a bölsen 6. 9'a bölsen 5. Yani bu da 5 pi bölü 6 yapıyor dostlar. Evet şuradan kaça böldük? 9'a böldük 4 yapıyor burası. Pardon. 9'a böldük 4. Yani 5 pi bölü 4 yapıyor. Cevap böylelikle balık kesir yaptı. 38. soruda. Geldik 39'a. Evet aşağıda böyle bir şey verilmiş kardeşim. Şimdi birim çember. Hocam şu yarı çap değil mi? Merkezli yarım çember ama birim çember dememiş. Bu da yarı çap. A ikiz kenarda çizilen açı ortay. Aynı zamanda yükseklik değil midir? Evet. Tamam. Hatta taban da iki eşit parçaya böler. Şimdi bu yarı çap uzunluğu. Bir de buraya A dersek A E uzunluğuna A dersek A O da 2 aymış. Burası da 2 aymış. O zaman burası da A oldu. A yarı çapı uzunluğu 2A. Burası da 2A. Çok güzel. 90'ın karşısı 2A. Hangi açının karşısı A'dır? 30'un. 30, 90, 60 çıktı burada. E tamamı 30. Burası 30. Bunlar da 15, 15 oldu mu? Oldu. Alfa 30 derece dedi. Hayır. Alfa 15 derece çıktı. Çemberin yarı çapı 2 birimse. Arkadaş. Bizden ne isteniyor? Eşkıya dünyaya hükümdar olmazın alanı isteniliyor. Eşkıya dünyaya hükümdar olmazın alanı. Yani bizden ne isteniyor arkadaşım? Burası da A köküç olmaz mı? A çarpı A köküçe bakacağız. Bak şimdi. A çarpı A köküç. Yarı çap 2 ise. Yani 2 A eşittir. 2 ise A çarpı A'yı buradan kaç buluruz? 1 buluruz. A yerine 1 yazdığımızda da 1 çarpı 1 köküçten alan gerçekten köküç geldi mi? Çünkü e, A1 ya 1 çarpı köküç yapıyor. Alan köküç. Doğru mu? Doğru. Çember birim çember ise yani yarı çapı 1 bir birimse şurası 1 bir birimse e, alan de şuradaki alan istediyor. Burası birken burası da bir değil mi? Evet. Burası kök 3. E, 90'ın karşı birken 30'ın karşı 1 bölü 2. Burası da 1 bölü 2'nin kök 3 katı yapar. Yani e, yani kök 3 bölü 2 olur burası. E, burası da 1 ya. Burası da 1 eksi kök 3 bölü 2 olur. E, zaten burası da e, neydi? A 1 bölü 2 şurası da 1 bölü 2 yapar. Hocam şunu da şunu çarpma 1 bölü 2 olur mu? Olmaz. Köküçlü bir şey olması lazım. Bu da yanlış oldu. O zaman cevap yalnız 2 olur. Yani cevap B seçeneği oldu. 39. soruda. Geldik 40'a. Evet. Şöyle bir şey verilmiş. Arkadaşlar. a kökler vermiş. Ya kökleri gören masum köylü ne yapar? Kökler toplamını ve kökler çarpımını direkt yazar ya. Değil mi? Hemen kökler toplamını yazalım kardeşim. Kökler toplamı nedir? Yani sinüs 2 alfa artı kosinüs 2 alfa kökler toplamı nedir? Eksi b bölü a. Yani direkt k yaptı? Evet. Kökler çarpımını da yazalım. Yani sinüs 2 alfa çarpı kosinüs 2 alfa da neye eşit? Hocam direkt kosinüs 60'a eşit olacak. Değil mi? C bölü A'dan dolayı. Kosinüs 60'a eşit olacak. E buradan güzel bir şey geliyor. K R, A sayısının değeri kaçtı diye soruluyor. Hocam bu sin çarpı kos neydi? Sin x çarpı kos x sinüs 2x bölü 2 idi. Bu sinüs 4 alfa bölü 2 kosinüs 60'a eşit olacak. Değil mi? E, buradan kosinüs 60 nedir? 1 bölü 2. O zaman bu 1 bölü 2 ise o zaman buradan ne geliyor? Sinüs 4 alfa eşittir. 1 bölü 2 çarpı 2'den 1 geldi. Sinüs 4 alfa. Sinüs nerede 1? Sinüs 90'da 1. O zaman 4 alfa eşittir 90'dır ya da 4 alfa eşittir. Ee, sinüs 4 alfa 90 sinüs ya da 180 eksi 90 olacak. E 180 eksi 90 da aynı yapıyor zaten. Alfayı da ya yazmama gerek yok. Alfa da böylelikle ne yapacaktır? Alfa bu k çarpı 360 yazacak olursak eğer ee, buradan da alfa ne yapıyor o zaman? 4'e bölsem. Hocam 4'e böldüğümüz zaman 22.5 değil mi? Evet 22.5. Artı k çarpı 4'e böldüğümüz zaman bu değer yapıyor. Alfa dar açı diyor. O zaman alfa dar açıysa direkt 22.5 kardeşim. Onda bir sıkıntı yok. Yani buradan hiç k çarpı 360 düşünmeyelim. 4 alfa 90'sa buradan 2 alfa kaç yapar? 45 derece yapar. O zaman 2 alfa 45 dereceyi düşünelim. 2 alfa 45 dereceyse yaz burada 45'i yerine. Sin 45 1 bölü kök 2 artı Cos burası da 45 ya. Cos 45 de 1 bölü kök 2 eşittir K olduğundan burası 2 bölü kök 2 eşittir K yaptı. Kök kesimini ile çarparsam 2 kök 2 bölü 2'den şunlar şunlar gitti. K'yı da böylelikle kök 2 olarak bulmuş oluruz. Yani 40. soru böylelikle Edremit yaptı. Geldik 41. soruya. 2 cos kare 72 artı 6 sin kare 18. Dur. 72 ile 18 90'a tamamlıyor. O zaman bu sin kare 18 yazabilir miyiz bunun yerine? Evet. 2 sin kare 18 artı 6 sin kare 18. 8 sin kare 18 yapmaz mı? Yapar. Bir de eksi 4 var. Bir de aşağıda cosinus 18 var. Hocam 4 parantazını alabiliriz. 4 parantazını aldığımızda 2 sin kare 18 eksi 1 kaldı. Bir de aşağıda cosinus 18 var. A. 2 sin kare 8 eksi 1. Ben 1 eksi 2 sin kareyi biliyorum. Bak 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 şurada yazıyorum. 1 eksi 2 sin kare 18 kosinüs neyin açılımıdır? 36'nın açılımıdır. Burada 2 sin kare eksi 1 var. Eksilisi var. O zaman burası eksi kosinüs 36 yaptı. O zaman eksi 4 çarpı kosinüs 36 bölü kosinüs 18 yaptı burası. E hocam bunu yarım açıdan açsak maalesef ya c kare eksi kare 1 eksi 2 sin kare 2c kare eksi 1 şeklinde açılacak ama burada götüren bir şeyler olmayacak. O zaman 18'i bir düşünelim. Kosinüs 18 dediğimiz sinüs 72 değil midir? Evet. Aa 72 ile 36 yine yarı yarıya oldu. Çok güzel. Yukarısı eksi 4 çarpı kosinüs 36 dursun. Aşağıdaki sinüs 72'yi açalım. O da 2 sinüs 36 çarpı kosinüs 36'dır. Kosinüs 36'lar da gitti. Şunlar da gitti. 2 eksi 2 çarpı 1 bölü sinüs 36 kalır. Hocam eksi 2 çarpı bu da sekat değil. Kosekat değil midir arkadaşlar bu? Evet. Eksi 2 kosekat 36 mı yapar burası da? Evet. Yani cevabımız böylelikle akçay olur. Geldik 42'ye. Ya biri yok etmem lazım. Bir nereden? Sinüs 2x'in açılımından değil de kosinüs 2x'in açılımından yok olur. O zaman burada ben biri yok etmek için yarım açı kullanacağım belli. Yani bu açıyı 40 yapacağım. Bu açıyı 40 yaparken bu da yerinde saymasın değil mi? Bu da o zaman 2 sinüs 40 kosinüs 40 olsun. Bu da eksi 1 açılımı 2 kos kare kos kare 40 eksi 1'li. yazarsam eksi 1 artı 1 gitti. Yukarıda ne kaldı? 2 sin 40 yazayım. 2 sinüs 40 çarpı kosinüs 40 artı burada da 2 kos kare 40 kaldı. Bölü aşağıda. 1'i yok edeceğim. Eksi artı 1'li. Bak önünde eksi var ya artı 1'li. 1 eksi 2 sin kare 40'lısını açacağım burada. O zaman bu da yine 2 sin kos 2 sin 40 cos 40 şeklinde açacak olursam. Eksiye attım, Eksi 1 artı 2 sin kare yaptı burası. Tamam. Eksi 1 ile artı 1 gitti. O zaman burada da 2 sin 40 çarpı cos 40 yaptı. Şu eksi 1 gitti. Artı 2 sin kare yaptı burası da. Artı 2 sin kare 40 yapar. Ne yapalım burada? Arkadaş burada 2 cos 40. Yani 2 cos 40 parantezini alabilirim. 2 cos 40 parantezini aldığımda. Hocam burada 2 sin 40 değil mi? Yok. Sadece sin 40 kaldı. Sin 40 artı. Burada ne kaldı? Cos 40 mı kaldı? Evet. Bölü. Aşağıda da 2 sin 40 parantezini alırsam. 2 sin 40 parantezini alırsam. 2 sin 40 gitti. Cos 40 kaldı burada. Cos 40 artı. 2 sin 40 gitti ya. Bir tane sin 40 kaldı. Sin 40 kaldı. Aa ne güzel. Cos 40 sin 40 e, sin 40 artı cos 40'lar birbirini götürdü. İkiler de birbirini götürdü. Kotanj kosinüs 40 bölü sinüs 40 kaldı. O da kotanjant 40 yapmaz mı? Yapar. Kotanjant 40 ışıklarda yok. O da tanjant 50'ye eşittir aynı zamanda. Yani cevap Edremit yaptı. 42. soruda. Geldik 43'e. Evet. Şimdi bize bu fonksiyonun adı verilmiş. fx fonksiyonun adı ne verilmiş? 4 bölü x. Yani y eşittir 4 bölü x like this. E o zaman ben fonksiyonda bak 1 var burada. X yerine 1 yazarsam şimdi X yerine 1 yazdığımda hop 1 yazdım. f(x) 4 1, 1'den 4 yapacak. Burası 4 yaptı. Yani şu uzunluk 4 oldu. E burada da a var. A'yı da yerine koyduğumuz zaman X yerine a koyduğumuz zaman, X yerine a koyduğumuz zaman burası da ne yapıyor? 4 1, a mı yapıyor? X yerine a koyarsam burası da 4 1, a yapacak. Tamam. Şimdi ne var burada? Tanjant alfa verilmiş. O A değeri nedir diye soruluyor. Bak alfanın yanında bir de burada ne var? X var. Ben tanjant alfa artı x'i bulabilirim. Tanjant alfa artı x belli mi? Belli. Bak dikkat et. Tanjant alfa artı x değeri belli. Neye eşit? 4 bölü 1'den. 4. Bu da tanjant alfa artı tanjant x bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant x değil mi? Evet. Yani 4 eşittir. Tanjant alfa belli mi belli. 2 bölü 9 artı tanjant x belli mi. 4 bölü a bölü a. 4 bölü a kare. Yazmayayım onu. Ona n diyeyim istersen. Yani tanjant x'e n dedim. Bölü 1 eksi çarpımları 2n bölü 9 yaptı burada. E o zaman burada ne yapıyoruz? İşler dışlar yapalım istersen. 4 eksi 8n bölü 9 eşittir. 2 bölü 9 artı n yapar. Buradan bunu buraya bunu buraya attık. 4 eksi 2 bölü 9 eşittir. N artı 8 n bölü 9 yapar. Bu 9 17. Bu da 4 kere 9 36 bölü 36 eksi 2 34 bölü 9 eşittir. 9 17 n bölü 9 yapar. Bölü 9'lar gitti. N de buradan kaç geldi? O 2 geldi. N dediğim neydi arkadaşım? Tanjant x'ti. Tamam ben tanjant x'i 2 buldum. Tanjant x'te aha da buradaki üçgende değil mi? Evet. O da neye eşit? Hocam 4 bölü a bölü a'ya eşit. 4 bölü a bölü a'ya eşit. Yani buradan 2a eşittir 4 bölü a yapar. Buradan 2a kare eşittir 4 yapar. a kare eşittir 2 yapar. a'yı da buradan kökki olarak bulur muyuz? Buluruz. Yani artı eksi kökki yapar da şıklarda kökki var. O yüzden zaten dik üçgen içerisinde olduğu için a pozitif olacağı için arkadaşlar kökki olmak zorunda. Yani 43. soru da böylelikle akçay oldu. Ve geldik son soruya. Evet son sorular. Genelde zor oluyor değil mi? Bakalım bu soru nasıl bir zorlukta. Şimdi ne demiş burada? Böyle bir şey vermiş. Hmm. Kosinüs 2x. Kosinüs. Kosinüs 2x'in açılımını yapacağım o zaman. Kosinüs 2x'in hangi açılımı lazım? Ya 1 eksi 2 sin kare ya 2 kos kare eksi 1 ya da c kare eksi kare. E burada c eksi var ya. C kare eksi s kareli bir açılımı. Yani Cos kare x eksi sin kare x'li daha yakışır buraya. Bu da mutlak değer kosinüs x eksi sinüs x mi oldu? Evet. Şimdi buradan ne geliyor? Buradan cos kare x eksi sin kare x'in açılımından kosinüs x eksi sinüs x ve kosinüs x artı sinüs x geldi. Bu da mutlak değer kosinüs x eksi sinüs x oldu. Şimdi burada Hocam sadeleştirelim ama mutlak değer var burada. O yüzden mutlak değer içerisini düşüneceğiz. 3 durum var burada. Ya kosinüs x küçüktür sinüs x durumunda. O zaman burası negatif yapacak. Ya başka ne var burada? kosinüs x büyüktür sinüs x durumuna bakacağım. Ya da bu içerisi sıfır olma durumu olacak. Bu sıfırsa zaten bu da sıfır. Sıfır eşittir sıfır oluyordu zaten değil mi? kosinüs x eşittir sinüs x olma durumuna bakacağız. Buradan sonrasında şu kökü şöyle bulabilirsin. Hocam bunu sinüs 90 eksi x deyip e, 90 eksi x eşittir x deyip normal bildiğiniz kökten yapabilirsiniz ama sen biliyorsun ya sinüsle kosinüs nerede birbirine eşit? Hocam sinüsle kosinüs 45 derecede ya da 3. bölgede de işaretler aynı ya 3. bölgede 45 derecede yani x açısı 45 derece olur ya da 3. bölgede 180 artı 45'ten Kaç yapıyor? 225 ile birbirlerine eşittir. Buradan iki tane kök bulduk mu bulduk. Tamam. Zaten bizden ne diyor? Birim çemberde belirttiği nokta birleştirilerek bir geometrik şekil ediliyor. O zaman x'in köklerini bulacağız. Hadi bakalım. Kosinüs x küçüktür sinüs x olduğunda. Ya hocam bu şimdi c eksi s e çarpı c artı s ya. Bu da eşittir. Mutlak değer içerisinde c eksi s ya. Hocam burada c küçüktür s ise bu negatif çıkacak. O zaman bunlar sadeleşirse C artı S kosinüs X artı sinüs X eşittir. Eksi 1 olacak. E buradan eksi 1 olacaksa bu şekilde olduğu zaman ne yaparız? Her iki tarafın karesini alıp böyle bir şey gelebilir. Ama onu büyük ihtimal Mert ya da İsmail Hoca çok seviyor. Ben şunu seviyorum. Böyle sinüs X artı kosinüs X görünce ben şunu 1 bölü kök ile çarpıyorum kardeşim. 1 bölü kök ile çarp. 1 bölü kök ile çarp. Burayı da bir bölü kök ile çarptığı zaman. Bak sin kos artı sin kos şeklinde yazabilirim. Çünkü bu sinüs x'in sinüs 45 yapıyor. Hocam bu da kosinüs 45 yapıyor. Vay. Sin kos artı sin kos. Yani sinüs 45 artı x'in açılımı oldu bu. E hocam sinüs 45 artı x'in açılımı eksi 1 bölü kökü eşit. Eksi 1 bölü kökü. Sinüs nerede? Birinci bölgede eksi değil. ikinci bölgede eksi değil. Üçüncü bölgede eksi. Üçüncü bölgedeki eksi yani 3. E, bölgedeki 45 derece 225 derece mi yapıyor? Evet. Burası sinüs 225 olacak. Buradan köklerini bulalım mı? Hadi bulalım. Bu ne demek? 45 artı x ya 225'e eşit olacak. Ya da 45 artı x eşittir 180 eksi 225. Yani eksi 45 mi yapıyor? Eksi 45 artı eksi 45 eşit olacak. Hani 180 eksi 225'ten dolayı. Ha, artı k çarpı 360'ı da unutmayacağız. Artı k çarpı 360'ı da unutmayacağız tabii ki. E o zaman buradan x neye eşit oluyor? Hocam burası 180 artı k çarpı 360 oldu. Buradan da x neye eşit oldu? Eksi 90 artı k çarpı 360'a eşit oldu. Buradan k yerine 0 yazarsam x ne geliyor? 180 geliyor. 1 yazarsam 360 aşıyor. Çünkü 0-2 bir aralığına bakacağım. E, buradan ne geliyor? K yerine 0 yazarsam eksi 90 gelir. Olmaz. E, o zaman eksi 1 yazayım. Eksi 1 yazdığımda Pardon ya. K yerinde 0 yazdığımda x90 geldi olmadı. 1 yazdığımda da 270 oldu. Şimdi bakalım. Arkadaşlar 2 tane kök de buradan geldi ama dur. İkisi de sağlıyor mu buraya? Ona bakmak lazım değil mi? 180 yazdığımda kosinüs 180 nedir arkadaşım? Eksi 1 küçüktür. Sinüs 0. Bu sağlıyor. Evet bu kök oldu. 270 yazdığımızda kosinüs 270 0 yapıyor. Öbürü de sinüs 270 de eksi 1 yapıyor. 0 eksi 1'den küçük oluyor mu? Olmuyor. Yani bak bu sağlamadı. Buradan bir tane kök geldi. Hadi diğerine bakalım şimdi de. Şimdi bu da kosinüs x büyüktür sinüs x'e. Hani c x s ve c -art s var ya bizim şuradaki yukarıdaki. Eşittir mutlak değer c s ya. Hocam kosinüs sinüsten büyükse o zaman burası sadeleşince. Hani bu c x s diye çıktı. Sadeleşince artı 1 yaptı. Yani buradan kosinüs x artı sinüs x eşittir 1 geldi. Yine 1 bölü kök hamlesini yapalım. 1 bölü kök ile çarpsan cs cs yapıyoruz kardeşim. E hocam burası ne yaptı? Sinüs 45 yaptı. Hani sinkoz artı sinkoz. Bu da sinüs 45 artı x yapar yine. Eee burası da 1 bölü kök 2. 1 bölü kök 2 sinüs 45 değil midir? Evet. Şimdi bu buna eşit olduğunda 45 artı x ya 45'e eşittir ya da 45 artı x neye eşittir? 180 eksi 45'e yani 135'e eşittir. Artı k çarpı 360'ları unutmayalım. Artı k çarpı 360'ları unutmayacağız. X buradan 0 artı k çarpı 360 yani k çarpı 360 yapar. X buradan da ne yapar? Attık öbür tarafa 190 artı k çarpı 360 yapar. Hocam k yerine 0 yazarsam x 0 yapar. 1 yazarsam 360 yapar. 360 bu aralıkta değil. Ee, bir de k yerine 0 yazarsam 90 yapar. 360. 1 yazarsam da 360 aşıyor. 2 tane değer geldi. Yaz yerine bakalım. 0 yazdığımızda kosinüs 0. 0 yazdığımızda kosinüs 0. 1 sinüs 0 0 sağlanıyor. Evet bu sağlandı. 90 yazdığımızda kosinüs 0 kaç yapıyor? E, kosinüs 90 0. Öbürü de 1 yaptı. 0 büyüklü 1 sağlamadı. Yani 90 olmadı. O zaman köklerimiz ne oldu? 180 0 45 ve 225 oldu. Haydi bakalım bu köklere göre birim çemberi çizip oradaki noktaları belirleyelim arkadaşlar. Haydi. Haydi haydi haydi. Şöyle belirliyorum. Birim çemberi çizeyim şöyle. Hocam birim çemberi çizdim. Yarı çap bir birim. Kaç derece var elimde? 180 var 0 var. Hocam 0 burada. 180 burada. Öbürü ne? 45 derece var. 45 ve 225. Hocam 45 derece burada. 225 derecede hocam 180'e 45 derece daha ekleyeceğim. 45 derece 225 de burada. Yani bak dikkat et. 45 derece burada. 225 burada. Hocam burası 45-45 ya. E burası da 90 ya. Burası da 45 ya. Bak doğrusal oldu. Yani bu şey 180 oldu. Yani bu doğrusal oldu. İşte bizden bu noktaların oluşturduğu bölgenin alanı. Şu bölgenin alanı isteniyor arkadaşım bizden. Aa, hocam şu yarı çap bu yarı çap. Bu yarı çap bu yarı çap. Bak herhangi bir dörtgende köşegenler belli. Arasındaki açı da belliyse. Neydi? Köşegenler çarpı sinüs alfa bölü 2 değil miydi? Evet. Ya da şöyle dik çizerse yüksekliği bulup oradan da sonuca ulaşırsın. Biz yine de yazalım alanı. Alan dediğimiz 2 çarpı. Bir köşegen bu. Bir diğer köşegen de bu. Niye sildiysem orayı dur bakayım. Heh, yanlış yanlışlıkla sildim tabii ki. Diğer köşegen bu. Köşegenler 2 çarpı 2 çarpı sinüs 45 bölü 2 yapar. Şu şu gitti. Hocam bu da zaten kök 2 bölü 2 ya da 1 bölü kök 2. Bunlar da gitti. Cevap da böylelikle ne yaptı? Kök yaptı. Evet son soruya yakışır bir soru olmuş. Cevap 44. soruda böylelikle Akçay oldu. Ve böylelikle bu işi bitirdik gençler. O zaman son anda bir konuşma zamanı. Evet gençler valla trigonometri en ince ayrıntısına kadar yazılmış burada. Her ayrıntı var. Yani en kolay soru da var. En zor soru da var. Her kalıp soru da var. Yani benim kanaatimce bu trigonometriyi bu şekilde ya bak bir de öyle bir şey yaptık ki Mert Hoca anlattı. İsmail Hoca, Sevmeli Hoca anlattı. Ben anlattım. Benden anlamadığın yeri İsmail'den ya da Mert Hoca'dan dinle. Ya bundan şanssız. Ya böyle bir şans var mı ya? Böyle bir şans var mı? Gerçekten yok. Bir de her kalıp soru var. Kolayı da var zoru da var. Çünkü ÖSYM yani trigonometri de biraz zorluyor. O yüzden biz de burada her şeyini koyduk her K tarzı size gösterdik. Ben başka bir tarzda anlattım. İsmail başka bir tarzda anlattı. Mert başka bir tarzda anlattı. Valla istediğiniz tarzı buyurun seçin alın. Sorular zaten bir o kadar kaliteli. Ya ben şunun garantisini veriyorum. Şu kitabı bir tane insanoğlu trigonometriden bak ama hakkıyla bitiren insanoğlu trigonometriden kesinlikle ama kesinlikle soru kaçırmayacak. Net bir şekilde söylüyorum. Ama hakkıyla bitiren diyorum bakın. O yüzden çok şanslısınız. Her türlü şanslısınız. Biz elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Şimdi sıra sizde. Bir kampın daha sonuna geldik. Elimizden geldiğince güzel şeyler anlatmaya çalıştık. Umarım faydamız olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.